Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Hikmet Hanım. Bugün Matmazel Luna, Servet ve Süreyya ile beraber Berkun Oya'nın Cici filmini konuşacağız. Berkun Oya son yıllarda kendisinden çok söz ettiren bir yönetmen. Masum ve Bir Başkadır gibi çok çok konuşulan dizilerin yönetmeni, yaratıcısı. Cici kadrosunda çok dev isimleri barındırıyor. Yılmaz Erdoğan, Nur Sürer, Okan Yalabık ve Fatih Artman gibi. Ama bununla beraber de çokça bilmediğimiz ancak bayağı yetenekli çocuk oyuncularla da bu filmde tanışmış oluyoruz. Filmin konusuna geçmeden önce kızlara dönüp bir hoş geldiniz, nasılsınız demek istiyorum. Haftanız nasıl geçti kızlar? Servet nasılsın? Bana bugün Servet deyip Büşra Asu deyin lütfen. <laughs> Büşra Asu'nun annesi. <laughs> İyiyim, sağ olun. nasılsınız? Yeni bir Berkün Oyu filmi izlemiş olmak tecrübesinden yeni kalktım. Henüz ayılamadım yani hani. Sen baya baya yeni bitirdin filmi ve yanımıza o şekilde geldin değil mi? Canlı her şey Aynen. yani. Bir 15 dakika falan oldu yani. Süreyya sen nasılsın? Benim artık baya yoğun gidiyor yani hani bu şey iş süreci vesaire hani işte araştırma vesaire. O yüzden bugün geldim ama Servet'in şeyleri hatırlatmasını bekliyorum sahneleri ve <laughs> yakın zamanda izlemiş bitirmiş olduğu için. Ee, ama sen en azından... iki gün oldu ama yani daha izleyeli <laughs> iki gün oldu değil mi? Evet evet ama şey oldu yani o kadar böyle arada izleyip bitirmem gerekiyordu ki izledim ve bitti. Üzerine ne düşünebildim? <laughs> Ne böyle hani a bu neden bir tek bir sahne var aklımda sürekli çevirdiğim neden orada o geçti diye düşündüğüm. Onun dışında şey yani güzel bir ara oldu benim için aslında. Yani sürekli böyle işkolik olmaktan korktuğum bir zamandan geçiyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Hafta sonu bile çalışmayınca vicdan azabı duyduğum bir sürece girdim açıkçası arkadaşlar. Hmm. O yüzden iyi oldu o arayı vermek. Hatta bugün neredeyse ben katılamayacaktım çünkü psikolojik olarak çok <laughs> etkilendim bir şeyden. Ama hani bu muhabbet bana iyi geleceğini düşündüm için katılayım dedim. Ama Aynen, filmi çok şen tabii... şakrak bir film çünkü <laughs> çok iyi gelecek bir film. <laughs> Yok film değil siz iyi gelirsiniz diye ben şey yaptım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ee, yani ama film de Açıkçası ben izlemesini de keyifli buldum. Hani böyle keyifli derken mutlu anlamında değil ama hoşuma gitti izlemek yani. Hatta bir kere daha izleyeceğim bakalım. Öyle yani genel olarak. Ya bazen bize dinleyicilerimizden şey geliyor ha, hani hepsine nasıl yetişiyorsunuz? Nasıl her hafta e, hani bu kadar işin gücün e, arasında bölüm yükleyebiliyorsunuz falan diye. Gerçekten hani hem kolay değil hem de bir yandan da bize iyi geliyor Fidro kahvesiyle uğraşmak. bir yandan da bazen de şey gibi yorumlar geliyor işte bu hafta neden bölüm yok? <laughs> Çünkü yetişemedik arkadaşlar. Yorumlar <laughs> çok güzel yani. ama. <laughs> Birisi çok tatlı Twitter'dan şey demiş. Neden haftada sadece bir tane e, çarşamba günü var? Daha fazla çarşamba günü olması lazım. <laughs> çok tatlı. Evet Matmazel Luna da eee hepimizin hayatında çok farklı şeyler dönüyor bu aralar. Matmazel Luna da bu hafta hasta oldu arkadaşlar. Hasta olmasına rağmen yanımızda. Hoş geldin Matmazel'cim. Nasılsın? Hoş buldum. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ee, Cici'yi ben de yeni izledim. Çünkü gerçekten bölüme katılıp katılamayacağımı bilmiyorum ve üzücü bir film. Ee, bir de yani filmle ilgili iki şey biliyorum. Bir demans hastalığıyla ilgili bir hikaye olduğunu biliyorum. Bir de hani Berkun Oya'yı bir başkalarından biliyordum ben daha ziyade. Ve aile dramı herhalde dedim ben bunu izlersem daha çok hasta olurum. Yani ailemde rahmetli dedemde de olan bir rahatsızlıktı. Hani böyle biraz kaldırabilir miyim filmi emin olamadım açıkçası. Ama güzel bir filmdi yani şey konuşmak sizinle isteyeceğimi düşündüğüm için ha gayret Luna modunda izleyip geldim arkadaşlar o yüzden. inşallah güzel geçer. Evet filmin konusuna gelecek olursak bu film bir Anadolu İç Anadolu kasabasında geçiyor. Üç çocuklu bir aileyi konu alıyor. Bu ailenin böyle flashbacklerle flash forwardlarla 30 seneye aşkın süredeki hikayesini izliyoruz. Yaşadıkları trajik bir kayıptan sonra bu aile Ankara'ya taşınıyorlar ve aradan 30 sene geçtikten sonra artık çocuklar yetişkin olduklarında ve kendi çocukları olduğunda anneleri yaşlanmış babaları vefat etmiş bir haldeyken memleketlerine geri dönüyorlar ve memleketlerine dönüş tam da pandemi sırasına denk geliyor ve bu sürede gelişen olaylar serisini izliyoruz. Hikayenin merkezinde Bekir ve Havva diye bir çift var ve bunların Saliha, Kadir ve Yusuf adında üç çocukları var. Bir de yetim olarak benimsedikleri, yetiştirmeye çalıştıkları Cemil adında bir çocuk hikayenin Ana ekseninde. Evet, hikaye hakkında genel izlenimleriniz ve hissiyatınızla başlayalım kızlar. Cici sizin için ne ifade etti? Nasıl bir filmdi? Bu sefer sondan başlayayım. Matmazel Luna'dan başlayacağım. Böyle bir sulandırasım geldi cici sizin için ne ifade etti deyince hani öz şefkat kendimize cici yapmak falan gibi böyle çarpıtmak <laughs> istedim biraz <laughs> filmin konusunu. Sen sulandırmak deyince ben de cici hadit falan diyeceksin son. <laughs> Come on ama evet bu daha iyi sulandırmak olur Hayır ben de hiç şey zannettim. e, döküyoruz bütün zihnimizdeki çöpleri ortaya Potke. çok güzel. <laughs> biraz kendimi üzülmeye hazırladığım için filmi izlerken. Ve beklediğim kadar üzülmediğim için biraz mutluyum arkadaşlar. Hani saçma bir <laughs> yorum olacak ama yani hem çekim planlarıyla bize anlattığı hikaye hoşuma gitti. Hem böyle şimdi çok filmden anlayan biri gibi bir laf edeceğim ama gerçekten anlamayarak edeceğim o lafı. Böyle tek tük izlediğim zaman da Tarkovski filmlerini falan hatırlatan böyle planlar vardı sanki böyle Rus filmlerinde olur böyle adamını karla çektiği sahneler falan. O çok hoşuma gitti. Bir şey ama söyleyeceğim. söyleyeceğim. Kendine hocam. niye haksızlık ediyorsun? Ben lisede hatırlıyorum biz kış gecelerinde film kulübüyle Tarkovski izliyorduk. Tamam da yani. şimdi devarlı. Love is Blind izliyorum yani anladın mı? Hani çok da şey yapmaya <laughs> gerek yok. Hayır diyeceksin ki ben lisede bile bunları yapıyordum. Biz bu işin okullarından geçtik diyeceksin lütfen. Olabilir. Erkek daha iyi. Erkek podcastlerine bak. Hep birbirlerine Doğru, hocam haklısın. siz çok iyi bilirsiniz. Hocam hepimiz çok biliyoruz hocaları. <laughs> Arkadaşlar böyle konuşun lütfen. <laughs> Film haklısın. uzmanı Mademazer Luna'dan değerlendirmelerin devamını alalım. Yani en önemli şey sanırım bütün o bir murder mystery gibi başlayan hikayenin diyeyim anlattığı güzel çatının içinde bana böyle jenerasyonları biraz farklı düşündürtmesiydi. Yani işte çocuk olarak annemi benden önce bir tarihi yokmuş gibi algılıyorum. İşte belli bir yaşa kadar tecrübe ettiğin ebeveynlik pratiklerinden önce o ailenin hikayesi olmamış oluyor falan. Bütün o ilişkisellikleri görmek, bunlar üstüne düşünmek ve bunun yanında yaşlanmayı düşünmek açısından verimli bir filmdi. Süreyya sen ne hissettin film hakkında? Genel olarak izlemesi bana keyif verdi. Yani hani uzun da olsa izlemek hoşuma gitti. Hatta bazı sahnelerde böyle tablo gibi şeyler vardı. Hatırlarsanız Yusuf abisine bakarken camdan sonra bir anda Yusuf'u gösteriyor evde işte böyle o çerçeve içerisinde. O tür sahneler yani daha sanatsal yönünü de biraz kuvvetlendirip gösterdiği bir filmdi. Benim o yüzden izlemesi hoşuma gitti ve sonunda da hakikaten Servet Hanım'ın Whatsapp'ta yazdığı gibi bir wow efekt <laughs> oldu. Hani sonunda beklemediğimiz bazı şeyleri görüyoruz. Buna da gireriz birazdan yani spoiler edeceğiz ama. O açıdan benim İzlemek hoşuma gitti. Ya tabi bazı şeylerde sorularım var. Hani ikna olamadığım yerler de var gibi hissediyorum. O yüzden konuşmaya açığım ama hoşuma gitti açıkçası genel olarak izlemek. Ben de değerlendirmemi yapayım. Ben çok beğendim. Daha demin dedin ya bazıları çok uzun diye şikayet ediyor falan. Şey diye düşündüm. Kim uzun? <laughs> Kimin uzunluğundan şikayet ediyor? Daha uzun <laughs> ya olsa siz daha siz da izlerim. Siz ne bugün arkadaşlar. <laughs> Hayır şunu demeye getiriyorum. Film bence... Yani yavaş bir film gibi olmasına rağmen böyle soluksuz izledim. Yani uz, hmm. filmin uzunluğuna dair beynimde hiçbir şey yok. O yüzden sen o cümleyi kurunca bile algılayamadım. Bak zevzeklik değil, güzel bal. Evet doğru diyorsun. diyor. <laughs> Daha da uzun olsa izlerdim diyor yani. Bence e, ben de zannettim ki Fatih Artman'ın Art Art uzun boyundan bahsediyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> falan. Ki bu arada benim eşim no. Fatih Artman'ı Art <laughs> Art Servet'in eşine çok benzetiyor. Bu konuda bana destek çıkın. Nasıl ya? Olukların hiçbirisi Yusuf, benzemiyor. Yusuf, Yusuf oymayan adam. Hayır canım ne alakası var? Benzemiyor yok. ya. Yok. <laughs> Hadi ya. Salvet konuşamadı yorumda ona İkisini de beğeniyorum. Bir şey diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi ben de benzetiyorum bayağı yani vücut yapıları tipleri falan ama tabii ki siz hiçbir zaman için bunu sevgili dinleyenler doğru mu yanlış mı değerlendiremeyeceksiniz. <laughs> Neyse Süreyya ee, Süreyya'nın söylediklerine referans vererek konuşmaya devam etmek istiyorum. Ee, şey dedin ya yani iki gün önce izledim ama hatırlamıyorum diye. Yani mesela bir Baş başkadır da çıktığında hepimiz konuştuk değil mi böyle birkaç hafta başka şey konuşmadık yani sadece bir başkadır konuştuk. Ama sonra Tamamen sustuk. Belki aşırı bıktık. Yani bir daha hiç kimse geri dönmedi bilmiyorum. Hani böyle sanki bu filmde mesela şimdi sizinle konuşmayacak olsam film hakkında bir daha düşünmeyebilirim. Ya çünkü böyle çok toplumsal olarak böyle konuşmadığım düşünmek istemediğim ama çok gerçek mevzulara değiniyor ki o konuda konu, yani düşünmeye çalışmak bile bazen ağır geliyor yani insana. O yüzden bu filmi de şimdi izledik ama hani çok gerçek Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir sonraki hafta unutup bir daha düşünmemeye çalışmak falan şey bir refleks, doğal bir refleks gibi geliyor yani. Ya ben de şey hissettim. Hikaye çok tanıdık geldi. Yani pek çok unsuruyla, pek çok sahnesiyle, yani pek çok ilişki dinamiğiyle bayağı tanıdık öyle olduğu için bu kadar tanıdık bir şeyin bu kadar etkileyici ve sürükleyici olmasına ben şaşırdım açıkçası çünkü izlerken hem yavaş gitmesi itibariyle temposunun hani olayların böyle yani o sahneyi yaşıyorsun. Hiç acele etmiyor. Sonra bir sonraki sahneye geçiyor. O sahnedeki gerilimi yaşıyorsun. Sonra bir sonraki. Hani o temposu normalde bu tempodaki bir filmden çok rahat sıkılıp işte telefonuna şununla buna bakabilecekken belki o arada. Bu filmin bunu yapmaması ve bizi o iki saati gerçekten hani ne kadar kaldı diye değerlendi. Hani böyle şey yapmadan hani şey yaparsın ya fareyi ekrana getirirsin o alttaki çubuktan ne kadar kalmış falan diye bakarsan bir kere bile mi bunu yapmaz bir insan? O açıdan hani çok etkileyici ve başarılı bir filmdi. Ama ve de şey yani çok böyle gerçek bir insan hikayesi anlatıyor gibi. Bazen hani ben şey hissediyorum. Şu an yayındaki pek çok filmde şunda bunda hep böyle kötü insanları izliyormuşuz gibi hissediyorum <laughs> açıkçası. Yani kötüden kastım hani cömertlik ne demek çok fazla bilmeyen işte e, yaptığı hatadan ötürü gerçekten vicdan azabı çekmeyen, sevgiyi böyle sonuna kadar yaşamamış falan insanları izliyormuşuz gibi. Ve buradaki karakterlerin hatalarıyla, kusurlarıyla, her şeyleriyle beraber öyle olmaması beni çok doldurdu, manen besledi gibi hissediyorum. Ama filmin ilk kısmı öyle değildi yani. Filmin ilk kısmında o babanın sahnelerinde ben girim girim girildim yani. Şey podcast'te şey diye açacaktım. Allah Bekir'in belasını versin falan diye açacaktım sonra filmin ilerleyen kısımlarında sakinliyorsun yani hani. Çünkü olan bir baba yani o babalar çok yani. O yüzden de hani izlemesi çok Ve zordu. Bütün o otoriterliğine, zalimliğine rağmen adamın kendisini bir nimetten sanması durumu söz konusuydu. Yani o yatak sahnesi değil mi? Evet. Sadece fiziksel şiddet olmaması, oradaki o tehdit bak seni dövmüyorum. Dua et falan. Benim gerçekten hmm. en kötü oldum sahne oydu yani o kadına yaptıkları sonra orayı kilitledi. Sonra filmin sonunda kadın kapının kapanmasını istemediyordu. Çok kötü oldum yani. O kapının Aa, kapanmasını hala Ben orayı birleştirememiştim evet. mesela o kapı olayını. Eyvallah. E, sen Aslında direkt Bekir'den girelim. Yani evet, şey, Bekiri konuşalım, bitirelim. Bir daha da geri dön bitirelim <laughs> Bekir'e. <laughs> bir kere bu adamın ne yaşadığını falan ayrıca merak ediyorum. Çünkü bir sahnede işte konuşmak istediğim sahnelerden birisi de oydu. Bu adam uyuk uyuya kalıyor koltuk üzerinde ve bir anda pencere çarpıyor. Sonra bir anda adam ayılıp şey diyor. Türkler dışarı diye bir tepki veriyor. Ve ben burada tabii kaldım. Yani bu adam acaba geçmişinde işkence görmüş birisi mi? Almanya'da yaşadı ya hani Almanya'da çalıştı ya. Onun da Türkler dışarıyı da Almanca söylüyordu. Yani orada e, Almanya'ya Almanya, hmm. çalışmaya gitmiş olan işçi Türklerin yaşadığı ırkçılık onu herhalde biraz şey yapmış. Ya bu ahır meselesine girelim mi arkadaşlar? Hazır gülmüşken. Ben şimdi en başta anlamadım ne olduğunu. Çünkü kız öyle bir tepkiyle geliyor ki yani hem çok korkuyor, dehşet içinde yani o taşı görüp geliyor ya. Yani o taş meselesi tam olarak nasıl gelişti? Siz nasıl anladınız? Onu bir merak ediyorum açıkçası. Ya benim anladığım bu çocuk yani emin değilim ama bu çocuk buraya çalışmaya verilmeden önce de bunların arasında bir hukuk varmış. Çünkü orada kız dinliyor Türkiye babası bakıyor falan filan. Sonra o evde çalışmaya başlayınca bir anda adam kardeşsiniz deyince biten bir ilişki gibi. Çünkü kız daha ilk günden bakıyor taş var falan fırsat kolluyor. Yani öncesinde olan bir hikaye olduğunu oradan anlıyoruz bence. Ya kardeşim ben şimdi sevdiğim, neydi sevdiğim bana abi deyince şeysi var ya. Bir an böyle orada bir güldüm yani hani böyle kardeşimle birbirlerine bakıyorlar ya. Çok duyguya giremediğim anlardan da açıkçası. Bir şey soracağım. O olaydan sonra yani babası siz artık kardeşsiniz falan deyince taş bulamıyor ya. Biz çocuğun bundan etkilenip taşı bırakmadığını düşünüyoruz. Ama sonra yıllar sonra annesi mi almış o taşı? Orada şöyle bir şey de var sanırım. Kızı okumak istemiyorum diyor ya. O noktada bence o ilişkiyi bitirmeye karar veriyor kadın. Yani sen hemşire ol ben seni Ankara'da okutacağım diyor. Kızın kalma, köyümüzde kalalım diye yalvarmasının sebebi çocuk diye düşünüyorum. Başka bir şey yok. O zaman olayı anladık. Kadın bakıyor, özleniyor, bir süre izin veriyor. Sonra vakti bu kızın geleceği yanacak taşı alıyor. Sonra da taşınıyorlar. Bence öyle. Hatta bence artık taşı alma, yani orada fiziksel bir taşı alma durumu da söz konusu değil. Çünkü çocuk zaten taş bırakmayı bırakmıştı yani. Bekir Bey siz kardeşsiniz deyince. Evet umulmadık taş baş yararmış diye başka bir konuya geçelim. ya hayır. <laughs> ya benim için şu yüzden önemli. Şimdi başta bu Bekir'in hastalanmasına sebep olan sahnede işte ateşi söndüren, camı açan kişiyi göstermiyor ya. Herkesin bir motivasyonu var küçük çocuk haricinde. Ki küçük çocuk da küçük olduğu için bir terslik çıkabilir diye geriliyorsun hani ihtimal vermesen de. O yüzden hani orada annenin kafasında tamam babadan bir şiddet görüyor vesaire ama çocuklar üzerinden başka ne var? Çünkü diğer çocuk cezalandırıldığı için en büyük aday. Onu geçmedik daha ama o yüzden bir şey oluştu yani hani o ilişkinin bunda etkisi ne kız yani babasından intikam alacak kadar böyle bir şey var mı çünkü çocuk istemiyor zaten haklısınız orada hani gidiyor ahıra bir de her şeye rağmen kız durduruyor ve sigaraya başlıyor çocuk o gün. Ya Bekir konusunu biraz daha konuşmak istiyorum ben çünkü gerçekten Bekir'le Havva'nın arasındaki dinamiğe dair söylenecek çok şey var. Bekir'i bu kadar kuvvetli bir karakter yapan şey bence Bekir'in nihai manada böyle çok basit düzeyde bir kötü bir villain olmaması kötü bir karakter olmaması. Kendisine hak gördüğü şeylerin işte şiddet, çocuklarına şiddet, karısının her istediğinde onunla beraber olması, işte çocuklarının o büyüdüğü zaman ona bakacak olması, bu yüzden okumadan şundan bundan falan da vazgeçmeleri, evin hayatta satılmaması falan. Ya yani o adamın kendisine hak gördüğü şeyler gerçekten şu anda bizim 2020'de yaşayan kafamızla pek kabullenemeyeceğimiz şeyler olsa da bu Bekir karakterinin bir yandan da sevgi dolu işte çocuk yani Yusuf'la ilişkisinde gördüğümüz o böyle yani çocuklarına ve eşine hiç sevgi göstermeyen bir karakter değil. İşte eşi onun için ağladığı zaman hoşuma da gitmedi değil yani falan demesi böyle o Bekir'i çok çok gerçek kılıyor. Yani gerçekten bence böyle 1950'ler ve 1990 arasında Türkiye'de yaşayan babaların ve büyük babaların falan Hani %90'ı Bekir'di falan yani bence. Bu çok hani acı bir şey ve yani bu kadar insanların travma yaşaması, aile mevzularının üstesinden gelememesi falan bu babayı tamamen reddedememelerinden kaynaklı. Çünkü adam gerçekten ağzınıza ediyor evet ama bir yandan da yuvan senin yani hani o, o geri döndüğün kolundan tutup seni hamama götürmesini beklediğin kişi o Bekir yani falan. O yüzden o çocuklar 30 yıl sonra hala işte baba dedi işiyoz yaşıyorlar yani falan. Çok acayip bir karakterdi ve ilk başta hep şey dedim ya gene mi Yılmaz Erdoğan? Yine mi bu rolü Yılmaz'a verdiler dedim ama hani adam bence hakkını da vermiş yani. Ya %100 haklısın ve hatta yani kurgunun çok önemli bir parçası bu. Çünkü şey, bir an şey demiyorsun. Bu kadın da niye ağlıyor? Bu adam bunu eziyet etti. Yıllarca zalimlik etti. Bu adam ölecek diye bu kadın niye ağlıyor? Bu soruyu hiç sormuyorsun çünkü çok doğal görüyorsun o at kadının ağlamasını. Ve film boyunca da şüphelenmiyorsun kadından yani. Ben izlerken bunu Kadir'in yaptığında %100 emindim. Hatta yani görmüşüm gibi hissediyorum. Hepinle yani. ben de. <laughs> bir şey diyeceğim. Ihlamur sahnesinde hiç gerilmediniz mi? Ben o an ha, dedim hayır, ki daha camları de... falan görmeden. Bu kadın bu adamı öldürür. Yani kadın adamı öldürüyor ama cinayet yok. İşin trajedisi bu. Aynı adamın kötü, ol, yani villain olmaması gibi bir şey yani. O yüzden bilemiyorduk. O yüzden hepsi çocukla yapsa o muhtemelen cinayet olmayacak. Öyle bir film ki ya biri öldürdü bu aileden ve böyle hani gibi oluyorsun ama çok acayip o açıdan. Ya Peki buna, buna dair yani. bir şey sormak istiyorum. Hani cinayet yok ortada dedin ya. Mesela siz bunu izlediğiniz zaman bu yapılan işin cam açma ve hani ateşi söndürme işinin o adamı öldürmek amacıyla yapıldığını düşündünüz mü? Yoksa biraz daha böyle bu çocuğu da hasta ettin sen de hasta ol da bir gör bakalım gibi böyle biraz daha kısa vadeli bir intikam gibi mi düşündünüz? Ben hep şöyle anladım. Kadir intikam almak için bunu yaptı. Sonra yanlışlıkla babasını öldürdü. O yüzden de hayatı boyunca bunalımda kalacak. Ben de öyle düşündüm açıkçası. Valla ben direkt hani hiç Kadir'in böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmedim. Çünkü çocukların bana böyle şey gibi geldi. Yani ayrı bir bağlılıkları var. Yani tamam işte adamın bu hortumla vesaire işte çocuğu cezalandırması ve işte suyla sonra da kameraya çekmesi falan onda bir travmatik bir etki bırakıyor ama o noktaya gelebileceklerini düşünmedim. Yani bu şey gibi hani anlattınız ya bir yandan çok sert bir baba var ama bir yandan da saygı ve sevgi duydukları da bir baba var o yüzden hiç aklıma çocukların yapmış olduğu gelmedi yani böyle bir şeyle izlemedim bu arada ben bir itirafta bulunayım hani ben başta bunu düşündüm ıhlamur sahnesinde sonra olanları görünce çocuktan dışarıam çünkü kadın o kadar içten üzüldü ki hastanede cinayet yok dememin sebebi o yani kadın onu öldürebilecek bir şey yaptı ama öle debilir kaladabilir gibi böyle hani Sinirle yaptığı bir şey diye düşündüm açıkçası. Teknik bir şey soracağım. Bunu kadın bir kere mi yaptı? Ya yani o ıhlamur bir, bir sürecin bence, başlangıcı mı? Yoksa benim düşüncem şu, kadın bir kere yaptı. O bu adam rahat yatıyor. Ben bu adamı Aa! her gün vereceğim. 3 hafta yattı diyor üç hafta diğer türlü niye 3 hafta yatsın bir gün ovurdu. hayır bence onu. ne olmuş olabilir biliyor Ama biliyor musun devam bence, kadın bence. adam hiç hastalanmadan önce ara sıra bunu yapıyordu adamın televizyon karşısında uyuya kalmasının sebebi de zaten öyle ıhlamurlara çaylara karıştırılmış uyku haplarıydı ve bence bunun sebebi de kadının adamın gelip kendisini yatakta rahatsız etmemesi aa bu da çok evet, mantıklı bir şey olabilir. Neyse arkadaşlar olaya böyle şey polisiye dizisi konuşur gibi <laughs> yaklaştık ama gerçekten e, bu Salih ile Cemil aşkını konuşmak istiyorum sizinle çünkü Hani ilk başta gençliklerinde böyle birbirlerinden etkilenmeleri ve birbirlerine aşık olmaları çok doğal ve normal karşılayacağım bir şeyken daha sonra bunun bir ömür boyunca atlatılamayan bir aşk olduğunu görmek ve hani Cemil'i yetişkin olarak gördüğünde Salih'anın hani hep şey beklersin geride kalan hala aşkını devam ettirir. Hala hani gelse onu kabul edecektir. Kapısı açıktır. Ama gitmiş olan özellikle de şehre gittiyse ve işte şehirde okumuş erkeklerle bilmem ne falan onları gördüyse falan sanki Salih'a geri döndüğünde Cemil'e aa a, Cemil işte çocukluk aşkım moving on falan hani böyle. <laughs> çok tatlısın ya <laughs> çok şekersin Cemil. <laughs> aa, aynen hani böyle Cemil'i biraz küçümseyecek ya da işte ne bileyim. İşte aynen ben de öyle bekledim çocukluğumuz işte çocukluk heyecanlarımız falan gibi davranacak ve Cemile yaptığı her türlü iyiliğin işte içeriye davet etmesinin şusunu busunu falan filan sanki böyle zorunluluktan yani kibar davranmam gerekiyor o yüzden hadi buyur bari falan gibi davranacak diye bekliyordum ama hani Saliha'nın Hala Cemile aşık olması olayı ve hani hep bu şey şehirli taşralı olayını aşamamışım ben kafamda galiba. Böyle bir kadının böyle çok hani etilerde yaşıyor falan gibi gözüken bir kadının çoban bir adama aşık olması <laughs> hala böyle atlatamadığım bir şey yani. O kadar ona nerede ikna oldum biliyor musun? Ben terapiste gittim yıllarca Cemile umutamıyorum demiyor orada. Ben terapiste gittim. Ve annemi öfkeliyim. Orada hani başka bir karakter üzerinden bize bunu anlatıyor ya çok güzel değil mi? Yani annesine de neden öfkeli? Cemil'den ayırdığı için yani. Orada anlıyoruz aa Cemil'i de o zaman bırakamadı. Bu öfke onu aslında gösteriyor. Ve Mesela yani. hani annesiyle sofrada bir sahneleri vardı gençliklerinde. Orada hani işte ne okuyacaksın ne okuyacağını bilmeden şey falan diye babasıyla kavga ediyorlar. Annesi işte benim kızım e, hemşire olacak, hepsi yüksek okulu okuyacak Ankara'da dediğinde kız hayır ben kalıp babama bakacağım dediğinde ben onu başta hani gerçekten babasını çok seviyor falan gibi algılamıştım ama şimdi düşününce Cemil'den ah ayrılmak istemiyorum. <laughs> ya yani bence orada bir de sadece hani hala aşık gibi bir şeyden ziyade dediği gibi yerde yani kalbinin en muhtemelen kırıldığı, gerçekten kendini sorguladığı, ailesini sorguladığı, ailesinin hayatındaki kaderini belirlemedik etkisini sorguladığı çok böyle Saliha'nın kendine kendine tanımlayıcı bir andı yani Cemil'le olan aşkı ve onun imkansızlığı. O yüzden hani onunla her karşılaşmada ya onunla ilgili her meselede muhtemelen boşanmış bir kadın olduğunu görüyoruz falan yani... Hep muhtemelen geriye dönüp bu zamana gidiyordu yani çok masum çok güzel bir şey ve yani onun babasının ölümüyle, annesiyle olan ilişkisiyle olan o örüntüsü sürekli. Bir de annesinin hafızası gidiyor bir yandan ve hafızanın yükü tek biraz hani hatırlayanda kalıyor gibi bir ilişki de var orada. Ya anneye artan bir merhamet var hastalığıyla birlikte ama işte yaşadıklarından ötürü de bir yandan da suçlayacak insan kalmadı gibi bir şey oluyor. Yani gerçekten orada hani hala unutamadığı köylü sevgilisi falan gibi işte ya da neyse çoban sevgilisi falan gibi bir şey değil de yani Saliha'yı Saliha yapan olayın aktörleri gibi bir ilişki var orada bence. Bir de yani aradan geçen zaman ikna edici bir zaman. Çünkü atıyorum 15 yıl öncesinde olsa, 5 yıl öncesinde olsa yani kadın bu kadar çok şey yaşamamış olsa... Ne bileyim çocuğu var, bir evlilik geçirmiş yani bütün bunlardan sonra da dönüp aslında o Cemil'in kıymetini, öyle olabilecek bir aşkın kıymetini biraz daha da romantize ediyor olabilir. Yani belki o sırada Cemil geldiğinde yani Ankara'ya belki de gerçekten bakmayacaktı yani orada gençlik hevesleri, yeni şeyler evet Aynen. buyursan devam et o zaman bazı şeylerin hani neden olmadığını çok sorgularız şey yaparız ya mesela aynı, yani aynı şekilde eğer bunlar Ankara'da bir araya gelselerdi arkadaş çevresinden ya da artık gibi bulunduğu ortamdan dolayı belki Cemil'i şey yapmayacaktı hakikaten yani böyle hani göz önüne bulundurmayıp belki işte ya da başta bir duygusal bir şey yaşayıp ondan sonra devam etmeyecek bir ilişki olacaktı ama Severance'ı izlediğimizden dolayı sürekli bu memory'nin hafızanın bulunduğu yere göre canlanması meselesi hep aklıma geliyor. Yani köye gidip köyde bu sefer aynı bu şeylerin yaşandığı yerde bu duyguların canlanması çok daha doğal bir hale geliyor o yüzden o ayrıntı da hoşuma gitti yani hani olan yere gidip bu duyguların tekrar canlanması biraz da o mekanı da önemini ortaya koyuyor yani yani Şimdi... Kadir de gerçekten herkesin travmaları canlansın diye herkesi çağırmış yani <laughs> Tamam ben de tam konuyu Kadir'e getirecektim arkadaşlar. Çok konuşmadığımız iki karakter var şimdiye kadar. Kadir ve annesi. İkisinin de geçmişle hesaplaşmaları aslında hikayenin merkezinde. Bu Kadir'i biraz konuşmak istiyorum. Babasıyla yaşadığı sıkıntıları nasıl atlatmaya çalıştığını, bu bundan bir film çekmeye çalışmasının aile dinamiğini nasıl etkilediğini konuşabiliriz. Çünkü hepsi aslında ailedekiler farklı tavır alıyorlar. Bazıları bu çekilen sahnelerin gerçekten kendi hayatlarından sahneler olduğunun farkındalar. Saliha bunu kabulleniyor olabilir. İşte hani iyileşmek için ihtiyacın olan şey buysa çekelim kardeşim falan gibi bir destekte bulunuyor. Annesi kendi yaptığı hatalardan ötürü yani babayı öldürmesinden ötürü babanın geçmişte yaptığı şeyleri unutmaya yani babanın yaptığı hataları unutmaya, affetmeye ve tekrar gündeme getirmemeye daha meyilli olduğu için işte çocuğun bundan bir film çekiyor olması ona geçmişi kurcalamak gibi ya da işte ölüye hakaret gibi falan geliyor. İşte Yusuf babasının neden elinden alındığını tam bilememenin verdiği şaşkınlık ve öfkeyle yani diğerleri yine de çocukluklarını yaşayabilmişlerken belli bir yaşa kadar. O çok erken yaşta büyümeye zorlandığı için böyle bir kardeşlerine olan öfkesi var. Sanki onların başrolü olduğu bir hikayede kendini yeterince yer bulamamış olmanın çıkıntılığını yapıyor onun öfkesini dile getiriyor gibi. Bu şey sahnesi var ya Baba öldükten sonra bavul topla, topluyor annesi. Kızıyla kavga ediyorlar. Köyümüzde kalalım diyor. Orada sonra Kadir gösteriyor. Babasının yasakladığı kamerayı almış. Onların kavgasını çekiyordu. Yani böyle zaten hani filmin tabii böyle bir sanatsal şeyi var. Hani film içinde film çekiliyor. Biraz böyle kamera arkasını düşünme, Kamera arkası bize ne söyler falan gibi böyle şey tematik şeyleri var ama orada gerçekten Kadir hayatı boyunca ondan esirgenen o kamera başka şeyleri de temsil etmiş ve böyle çok konuşmayan ama hikaye anlatmak ve kaydetmek isteyen bir karakter ya. Ya bu arada filmin hani parantez içinde söyleyeyim gördüğüm en büyük başarısı bu kadar tanıdık oyuncuyu alıp yani ben Okan Yalabı görünce Okan Yalabı görmüyor olmam çok büyük bir başarı yani. Yılmaz Erdoğan'ı ilk defa Yılmaz Erdoğan olarak izlemedim mesela. Bu gerçekten yönetmenin yapabileceği bir şey. Yani oyunculuk başarısı dışında da bir şey bence. Bilmiyorum Kadir'in film yapmış olması ve filmi bitiremiyorum demesi. Bu şeyi sonra öğrenirsek kamera arkasını izlediği için bitiremiyor aslında. Ya beni bayağı etkiledi açıkçası. Ne yaptığını bilmeyen bir adam gibi bir yandan. Ama bir yandan da o takıntısı yani o eve girmiş. Yani babasının odası hariç her yeri gerçekten böyle dergi gibi yapmışsın falan diye laf çakıyor Yusuf Hanım Bir yandan hani o kadar hayal edebildim ki böyle bir adamı bu hikayeyi görünce ve çocukluğunda o annesi ağlarken kapıyı dinlemesi falan. Orada gerçekten Kadir mi öldürdü falan diye çok düşündüm. Ama bir yandan da yani tam olarak kamera Kadir gibi. Yani elinde kamera yokken de kamera gibi davranıyor çocuk. İşte şeyi Cemil ablasını keserken görüyor. O yüzden ona sulu sul şaka yapıyor aslında. Yani o aşk yüzünden de öldü diyebiliriz adam. Bir de Kadir'de şey var bence mesela babasının Kadir'e olan tavrı diğer çocuklara olan tavrından çok daha farklı. Bunun altını çizmek gerekir. Çünkü aslında en büyük çocuk Saliha olduğu halde, Saliha kız çocuğu olduğu için biraz daha müsamaha gösteriliyor. Biraz daha hani ne bileyim dövülmüyor, edilmiyor mesela. Ama en büyük erkek çocuğu Kadir olduğu için babanın Kadir'den beklentileri altında da aslında Kadir'in ezildiğini görüyoruz. Ve baba durmadan mesela şey deyip duruyor işte. Yusuf en küçük olduğu için işte bıdık modunda baba onu durmadan şımartıyor falan. Falan. ve durmadan hani Kadir işte abin çok yaramaz. abinle başımız durmadan belaya giriyor falan diyor. E bizim gördüğümüz sahnelerde Kadir böyle korkmuş, pısmış bir şekilde babasını izleyip duruyor hani böyle şey babama arkamı dönersem götüm güvende olmayacak falan modunda bir çocuk yani hani. Ben açıkçası Kadir'in böyle şey yaramazlığını görmedim. <laughs> Aynen evet onu hiç yani hiçbir şey yaramazlık <laughs> yaptı <gülüyor> bu çocuk. Şöyle bir soru sorayım ben bu su sahnesini merak ediyorum bu konu ne düşündünüz? İzlerken yani ben açıkçası Berkun Oya acaba şöyle bir tercih yapmış olabilir mi diye düşündüm. Şimdi televizyonlarda çok fazla biz psikolojik şiddet hatta fiziksel şiddet üzerinden çok şey izlemeye başladık yani bu son zamanlarda. Acaba suyun tercih edilmesi çünkü mesela atıyorum şimdi biraz grafik olacak ama bir kırbaç ya da işte ne bileyim bir sopa bir işte ne bileyim başka tür bir ceza işte falakaya yatırma falan gibi normalde o dönemlerde düşünüyorsak eğer çok daha ağır cezalar veriliyor çocuklara. Acaba hani o yöne gitmeyip de sadece su ama sadece bir su ve bunun kameraya altına alınması ve işte bunu babanın yapmasının bile ne kadar etkili olduğunu göstermek için mi acaba suyu tercih etmiş? Çünkü başta izlerken bana şey gibi geldi hani Allah Allah bu bayağı bu kadar büyük travma nasıl bıraktı falan gibi yani ilk başta öyle bir şey düşündüm. Sonra kamerayı falan alınca hani biraz daha daha tamam oldu. Ama hani sizin de gördüğüm merak gibi, ediyorum. Süreya oyun gibi yani oyun da olabilecek bir sahne o mesela çok evet, acayip bir sahneydi. Yani Aynen. çocuğun hoşuna da gidebilirdi ya da yani gülerek ya hani özür yani başka bir şey de olabilirdi orada. İnanılmaz büyük bir gerilim oluyor. Yani Kesinlikle ya kahkaha atabilirlerdi babası da gülebilirdi annesi de gülebilirdi hani öyle bir sahne devrilebilirdi ama bir anda böyle annesi de koşarak bağırarak geliyor bence, falan büyüyor yani ben, böyle. Aynen ya bence oranın bu, yani o olayın bu kadar yaralayıcı olması babanın oradaki tavrının çok yoğun ve intens olması yani baba orada çocuğu iyi miymiş iyi miymiş çocuğum. Güzel miymiş komik miymiş falan diyerek böyle iki çocuk arasında çocuk düzeyinde düzenlenebilecek bir sıkıntının içine yetişkin birisinin girmesi. Ve mesela şey gibi düşün yani bir çocuk bir çocuğa zorbalık yaptığı zaman senin yetişkin olarak zorbalık yapan çocuğa zorbalık yapmaman lazım ya. Hani onu korkutmak için yani orada sanki baba bu kaideyi şey yapıyor ve o baba da zorbalık yapıyor. Yani ben hep orada şey hissettim onu, onu izlerken ya. Baba şu an çok abartıyor. Evet çocuğun yaptığı şey hani hoş değildi ama hani bu babanın kendi demek içinde çözemediği bazı mevzular var ve hani o bence yetimliğiyle de alakası var diğer çocuğun. Kendisi yetim olarak çok ezildiyse, kendisini ezenleri cezalandırır gibi kendi çocuğunu cezalandırıyor bence gibi bir hani şey yaptım. Orada çünkü çok büyük bir sıkıntı yaşadığı belliydi. Babanın trigger olduğu belliydi yani hani o olaydan. Gerçekten evet. şaka olabilecek, gerçekten oyun olabilecek bir şey. inanılmaz böyle bir bir, şey, bir tür şiddete dönüştürüyor muhakkak. Zaten evet. bütün aile öyle yorumluyor o sırada onu. Benim filmde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi konuşulması gerekmeyen yerlere böyle konuşmayla doldurmamaları. Yani diyaloğun minimal düzeyde tutulduğu bazı sahnelerde bunun çok etkili olduğunu gördüm. Bunlardan bir tanesi Cemil'le Saliha'nın ahırdaki sahnelerinde herhangi bir aralarında diyalog olmaması ama onların birbirlerini ne kadar sevdiklerini o mimiklerinden, şey, bakışlarından görmemizdi. İkincisi de Cemil'le Kadir'in e, bu işte Cemil'in şarkı söylediği sahnenin ardından işte hadi abi oyun dediğim zaman gireceksin dediğinde Cemil ya girmezsem dedikten sonra böyle bir aralarında bir sohbet bir şey oluyor. Onlar bir konuşuyorlar ama ka, e, kamera oradan uzaklaşıyor ve biz ne konuştuklarını görmüyoruz. O esnada Saliha'nın gözünden, Salih ve kızının gözünden onların konuştuğunu görüyoruz. Salih aralarında önemli bir şey geçtiğini fark ediyor. Kızı bilmiyor. Tanıyorlar mı ya? Kim bu falan diyor. Sonrasında Kadir'in gözleri yaşlı bir şekilde o konuşmadan ayrıldığını ve işte önce sarıldıklarını Cemile falan görürse ya. ya orada mesela onların ne dediğini bilmemize gerçekten gerek yok ve bunu yönetmenin fark edip bunların ne konuştuklarını ben söylemesem bile oradaki duygu izleyiciye akacak demesi bu kararı vermesi gerçekten çok mükemmel bir karardı bence. Ben de çok seviyorum ya orada karakterlere mahremiyet tanıdığımız bir an oluyor yani. Aynen, aynen. Evet arkadaşlar daha <laughs> ne söyleyecek başka? yorumunuz yoksa toparlayalım artık Cici filmi değerlendirmemizi. Tamam. Yani ilk başta da böyle babanın televizyon izlerken türkü görüp ondan sonra oynamaya başlaması, işte çocukların orada gülerek izlemesi falan. Ya bir yandan şey düşündüm hani bir başkadır da da bunu çok gördük. Yani arabadan iniyorlardı işte kızla abisi falan. Hadi oynayalım. Halbuki çok büyük bir krizden geçiyorlar o sırada. Aslında ne kadar büyük bir parçası olduğunu da fark ediyorsun bu tür şeylerin hayatımızı. Çünkü yani ben kendi ailemde de kendime de bazen düşündüğümde Ankara türkülerini bilmem ne böyle açıp hadi canımız sıkıldı falan deyip böyle şey yaptığımız zamanları hatırlıyorum da birisi gaza geliyor falan öyle oluyor ve bütün aile ne, bir şenleniyor orada. Orada çocukların yüzünün gülmesi. Hani oradaki müziğin o hayat veren şeysi... Bu Berkolay'ın filmlerinde yani iki tane hani şey karşılaştırabilirim... Sadece iki data point'im var ama hani bunu özellikle vurguluyor olması bana çok değişik geliyor. Hani farkında olmadığımız bazı şeyleri vurguluyormuş gibi. Yolun, yolun. <laughs> Acıların. <kalın>. ...böyle kapatalım. <laughs> müziğin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu belki diğer yapımlarda yeterince görmüyoruzdur. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi hem hepimizin hayatında özel bir yeri var ama bence taşrada ekstra bir önemi var müziğin. Çünkü hani şeye gitmiş, çobanlığa çıkmış çocukların mesela işte çobanların sesi çok güzel olur falan hani onların kendilerini saatlerce oyalayabilmesi için ellerinde çok fazla imkan yokken işte o türkü tutturmaları şunlar bunlar çok önemli bir yere sahip hayatlarında işte ya da ne bileyim yani sadece televizyonun ve radyonun olduğu, televizyonun belli saatlerde yayın yaptığı bir dönemde hani insanların radyo üzerinden işte ya da hep beraber şarkılar söyleyerek falan bir şekilde kendilerini eğlendirmeleri gerekiyor sonuçta. O yüzden hani işte hamamlarda kadınların şarkı söylemesi falan yani aslında bunun yavaş yavaş kaybolduğunu da görüyoruz. Çünkü hep kulaklıkla müzik dinliyoruz hani şu anki dönemde. Çok daha bireysel bir şeye dönmüş durumda. O yüzden bilmiyorum bana çok hoş geldi. Ferdi beğen ya evet evet ay bununla kapatalım hadi <laughs> bizi geçmişimizin güzel naride eserleriyle e, buluşturduğu için tekrardan Berkun Oya'ya çok teşekkür ediyoruz ellerine sağlık diyoruz mükemmel bir film olmuş e, yıllarca da herhalde konuşuruz tekrar e, tekrar tekrar çeksin tekrar tekrar izleriz kendisine çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimizden de filmi izleyenlerden fikirlerini düşüncelerini bekliyoruz e, Şimdilik hoşça kalın diyoruz Hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın.